Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle rüzgar fırtınalı, hafif yağmur atıştırıyor. İstanbul'dan merhaba. Şu an bayır aşağı iniyorum. Bugün Perşembe arkadaşlar, bakın A101'e gelmiş. Şimdi onu bakacağım, kan dokudan aldım. Bir tane şey vardı, ondan kaldıysa ondan alacağım. Bakalım başka neler almış. Eğer hoşuma giden bir şey olursa alırım. Bu arada rüzgar uçurdu. Bunda da hiç inle tutmuyor başörtüde. Şimdi gidiyorum. Sonra orada neler gelmiş şöyle kısaca çekerim size. Sonra görüşürüz. Aynen. Evet arkadaşlar, şöyle sabunlu falan banyo için gelmiş. Şeffaf, güzel duruyor. Evet, yok anne. Şeffaf sevenler için. Kalmadı. Bu da irmikli tatlılar şeyler için şeffaf. Şunların dışları soyuluyor zamanla. Şunlar da makineye attın mı çatlak çatlak oluyor. Altı cammış arkadaşlar. Bu ilk kullanımda hem çizilir hem kırılır. Şunlardan alacağım arkadaşlar. Hem şöyle çekmeli iyiymiş. Şu aparatlardan alayım. Bu da öyle altılı fincan takımıymış. 54.95. Bayağı pahalı. Aa, şunlar çok hoş. Bunlar çok güzel ama arkadan soyulur mu ki? Bir de o var. 20 mi? Yok. 7.5. Şöyle arkadaşlar. Bir tane bundan alayım. Ve şunlardan alacağım şimdi. Şöyle bakayım. 4.95. Arkadaşlar şunlardan 3 tane alacağım. Şundan da 2 tane. Şu çizilir mi ya? Altı yıkadıkça plastik gibi bir şey yapıştırmışlar ama onlar da çok güzel oluyor. Büyüğü gelmiş. Şeffaf. Şöyle arkadaşlar bir böyle var. Bir de şöyle mavi desenlisi var. Bunun da böyle ve böyle var. Şunu bir tanesini alacağım. Şu güzel. Geç. Şöyle kaseler gelmiş 4.95. Kaseler güzelmiş bu arada. Şöyle arkadaşlar. Şurada da kase var. Kase bunlar. Şunlardan alayım. Şöyle saat var. Şunlardan var süzgeç. Bayağı büyük, leğenli. Ve şöyle banyo için falan pamukluk ya da mutfakta kullanmanız için 2 katlı 4.90 duvar saat 24. Şu organizeler 14.90'mış. Aslında şunu öyle. Ben şundan alayım. Evet arkadaşlar, şöyle de çerçeveler var. Rengarenk. Geç Fatih. Evet arkadaşlar, şundan alacaktım ama vazgeçtim. Şöyle servis tabakları var. Burada da büyük servis tabakları. Şurada borcam galiba takım halinde gelmiş. Evet. İki yuvarlak, bir düz. Şu bardaklar kayması. Hoşuma gitti. Göstereceğim. Kalın, güzelmiş bir de. Şöyle. Bu ne kadar ki? Patates sepeti yazıyor ama
Bardağın fiyatı yazmıyor. Hoş, güzel duruyor. Love'ın sıklık kova bardak. Bunun kumaşı güzel. Almak isteyen alabilir arkadaşlar. Kaliteli. Şu renk güzel. Evet, Bim'den geldim marka. Ay, Bim dedim bak yine. Evet arkadaşlar, A101'e gittim. Oradaki birkaç ürünü çekebildim ve ürün taşıyorlardı elemanlar. Aşırı kalabalıktı. O cam tepsiler falan vardı. Ben onları almayı tercih etmedim arkadaşlar. Cam hem tehlikeli olabilir. Küçük çocuklu misafirlerim falan geliyor. En güzeli metal benim için. Tahta, onlar kırılma şey falan olmuyor, risk en azından. Aslında güzel duruyor, hoş. Kullanmak isteyen, küçük bebeği olmayanlar alıp kullanabilir. Mutfağında falan nem, rutubet çekmiyorsa arkadaşlar, benim maalesef. Yani alıp boş yere atmanın anlamı yok. Dolap içi düzenleyicileri aldım. Benim ihtiyacım vardı. Hem de video çekeceğim size, fikir amaçlı. Belki size de fikir olur. Siz de alıp yerleştirmek isterseniz, buzdolabı nasıl yerleştiriyorum, onları paylaşacağım sizlerle. Battaniyeler falan güzeldi. Emaye tencere gelmişti arkadaşlar. Demir döküm çok güzeldi. Fiyatı da 170 küsüre falan geliyordu. Bayağı büyük de almak isteyenler için. Bayağı kullanışlı oluyor. Çeyizini almak isteyen olan arkadaşlar olursa. Seramik kaseler falan vardı. Fincan vardı. Bardak falan. Hepsi de çok güzel aslında. Ama her şey işte buna bakıyor arkadaşlar. İhtiyacım olanları aldım. Neler aldım şöyle kısaca sizlere göstereceğim. Askılık geçen gün eşim almış. Askılık bayağı bir lazım bizde arkadaşlar. Siyahı, moru falan göstermiştim. Ben de şöyle 2 adet aldım. Çocukların kıyafeti, benim de başörtü, şallar. Bunlar güzel arkadaşlar. İlk başta şöyle bir kadifemsi tüyü çıkıyor. Sonrasında çıkmıyor. Tavsiye ederim 2 adet atkı. Ve şimdi hemen şu aldıklarımı göstereceğim. Kusura bakmayın poşet sesinden dolayı. Bir tane şöyle organize arkadaşlar. Bunun içine pamuk koyabilirsiniz. Banyonuzda kullanabilirsiniz. Makyaj temizleme pamuğu. Benim banyomdaki tabii ki dolabım ve tezgah yeri olmadığı için ben bunu orada kullanmayacağım. Bunu şimdi aldım. Bilmiyorum, belki evi satar, yeniden alır diye kiraya çıkarız. Eğer mutfağın büyük olursa mutfağın üstüne falan, ya da burada da kullanabilirim. İçine şekerde, kahveydi, istediğinizi koyabilirsiniz. Altlı üstte arkadaşlar. Renkli şekerler falan satılıyor. Bir şekilde değerlendireceğim ben bunu. Bu plastik arkadaşlar, ama bunun camı da satılıyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda ağzı vakumlu falan camlı almayı düşünüyorum. Nerede ne kullanacağımı yani sizlerle paylaşacağım. Bu yani pratik bilgiler daha sonra tavsiye kanalı üzerine olacak. Bu yani böyle devam edeceğim bu kanalda. Çeyizlere yönelik mesela alınır mı alınmaz mı, bu kanalda bu içerikler olacak arkadaşlar. Şöyle yani çeyizinizi alabilirsiniz, çeyizini alacak ya da evinde kullanmak isteyenlere tavsiye ederim. Kullanışlı ürün, plastiği de kaliteli arkadaşlar. Öyle kalitesiz bir plastik şeyine sahip değil. Ve buzdolabını düzenlemek için arkadaşlar, poşetin içinde zamanla gerçekten çok çabuk yumuşuyor arkadaşlar. Nemde şey oluyor, çürümeye yön tutuyor. Ben şey yapacağım arkadaşlar. Bunların şu iç kısmına da şey yapacağım. Havlu bezler var ya, hani mutfakta kullandığımız. Nasıl söylesem, onlardan alacağım arkadaşlar. Alt iç şu kısmına sereceğim. Aynı ebatta kesip. O ne anneciğim? Seda'yı mı izliyorsun? Seda Akdere'yi açmış, onu izliyor. Toprak gerçekten çok severek izliyorum. Biraz yüz simasını da kendime benzetiyorum, gözleri falan. Ama onun ilk gözleri daha güzel. Maşallah. Tamam anneciğim, bir saniye, kırılır lütfen. Tamam. Dediğim gibi içine şuraya havlu şey sereceğim arkadaşlar. Zebzelerimi yıkayacağım. Bir güzel kuruladıktan sonra arkadaşlar içine yerleştireceğim. O havlu bezi onların nem şeyini çeker yani. Çürümeye yön tutmaz çok çabuk. Bir de şurası şöyle arkadaşlar. Elinizi koyduğumu çekmeli. Böyle tam 4 adet aldım.
Belki akşama gidip tekrar 2 adet daha alabilirim, bilmiyorum. Tam 3'lü yerleşiyor. Evet, 3 tane ya da 4 tane. Bunun renkleri de var arkadaşlar ama ben rengini göremedim. Beyaz gelmiş. Bence beyaz her zaman daha iyi. Böyle buzdolabı düzenleyici aldım 4 adet. Daha sonra geçen gün eşim almıştı ama onlar biraz büyük arkadaşlar. Bunlar da 2.45 Love'ın mor renk kapaklısı güzel, bir de pembesi vardı. Hoşuma gitmedi açıkçası. Bunlardan böyle şey, bir 4 tane daha alacağım. 6'ya tamamlayacağım. Gerçekten kaliteli, düzse falan bir şey olsa kırılma yapmıyor arkadaşlar. Şunları dikkat edin, bulaşık makinesine atmayın, zamanla yarılma oluyor. Şurada hava kalmış. Yani şöyle. Bunlardan alabilirsiniz. Ve ayrıyetten arkadaşlar tahta bambular var ya. Anneciğim yapma. Hani şöyle uzunlamasına kare şeklinde tahta bambular var mesela. Benim Mahsun'um yaptı. Onun üstüne bu camları koyup arkadaşlar öyle de düşündüm açıkçası ben. Çünkü alacağım daha. Birine zeytin, birine reçel, birine bal. Bambunuzla da süsleyebilirsiniz. Çünkü bambulara bunlar da kullanılıyor. Bir de kaliteli, kalın yani. Almak isteyenler alabilir arkadaşlar. Böyle karesi daha hoş. Yuvarlak ovala göre. Ve şöyle son olarak da 2 tane bundan aldım. Bunda da arkadaşlar içine kavanozlarınızı zaten burada gösteriyor. Ben birine kahvaltılık koyacağım. Birine kavanozlarımı işte kullanacağım. Zaten düzenledim, sizlere gösteririm. Geçen gün neydi? Carrefour'dan aldık ama onlar oyuncak şey içinmiş. Ben de deterjan bölümü olarak kullandım dolabın üstünde. İyi oldu. Kettle'ım arkadaşlar, bu arada şimdi birazdan da şey yapacağız sizlerle. Kettle'ım ne diyecektim bakalım. Hali. böyle yani. Konuş istersen. Evet arkadaşlar. Şimdi merhaba diyebilirsin. Annem bunu almış. Gösterdik tabii ki. Evet anneciğim. Şimdi bunu annem güle güle kullansın. Teşekkür ederim anneciğim. Bu arada arkadaşlar kettle kireç tutmuş. Kettle'ın kirecini nasıl tam temizliyorum onu hemen temizleyeceğiz sizlerle. Kettle söyleyemiyorum, bazı şeyleri dilim dönmüyor, kusuruma bakmayın. Birazdan da kettle temizliği yapacağız sizlerle. Hadi gelin bakalım hemen. Bunlar bir kalsın şimdi. Buzdolabımı artık yarınki videoda mı ne zaman izlersiniz bilmiyorum yerleştirmeyi. Şimdi bunları kaldıracağım. Kettle kireci, yani çaycı kirecini nasıl temizliyoruz? Hemen ona geçelim. Anneciğim onları ver hayatım. Vermiş. Arkadaşlar burayı ne yaparsam yapayım olmuyor. Şimdi şöyle göstereceğim. Bu arada gördüğünüz üzere içi kireçlenme yaptı. Bunu nasıl temizlediğimi size göstermek istedim. Şimdi şu içindeki suyu bir güzel dökelim. Evet arkadaşlar, hemen ne ile kaynatıyorum? Burada gördüğünüz üzere limon tuzum var. Limon tuzu içine atacağım. Bir tatlı kaşığı. Sonra su dolduracağım ve düğmesine basıp kaynatacağız. Kaynattıktan sonra sonucu görelim sizlerle. Şuraları da işte bir şekilde şey yapacağım arkadaşlar. İşliyor içine. Evet arkadaşlar, şöyle limon tuzundan hemen bir tatlı kaşığı koyacağım. Sizin kireciniz içinde çoksa içine bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı koyabilirsiniz. Benim de öyle çok aşırı bir kireç yok anneciğim. Şöyle bir buçuk koydum. Şimdi su doldurup bir güzel kaynatacağım ve sonucu paylaşacağım sizlerle. Çaydanlıklarınızda da aynı bu yöntemle yapabilirsiniz. Pırıl pırıl oluyor. Ve çamaşır suyuyla da kaynattığını yeni yapmış gibi oluyor. Biraz kimyasal içerdiği için limon tuzunu tavsiye ederim arkadaşlar. Bu kettle kaynayacağı için de yani. Bir de çamaşır suyunu çaydanlıkta kaynatırken arkadaşlar çoğunlukla eve koku yayacak kimyasal.
Ama açık ortamda yapmak gerekiyor. Bir içine su bir 3-4 gün falan doldurup bekletmek gerekiyor. Şimdi şöyle. Evet, haydi kaynatmaya koyuyorum arkadaşlar. Şu süzgeci de biraz şey olsun. Kaynasın. Tamamdır. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle kettle'ımı koydum. Şimdi kaynamaya bıraktım. Bir güzel kaynayacak. Sonra dışını da bir güzel çiftleyeceğim. Kuruladıktan sonra takacağım. Şu an kaynıyor. Arkadaşlar şu an kettle'ım kaynıyor. İnşallah. Sanırım şöyle sizinle açıyorum. Ve suyum sapsarı, gördüğünüz üzere. Kireçlerden eser yok büyük ihtimal. Evet, sapsarı su. Şöyle bir dur olsun. Buharı biraz çıksın arkadaşlar. Çok az limon tuzu yine atmama gerek var mı? Yok. Bakın. Kireçten eser kalmamış berak. Şimdi biraz bekledi. Şöyle çıkan kireçlere bakın. Şu kenarlardan biraz daha çıkacak. Oralar silikon yapıştığı için. Birazdan yine bir daha kaynatacağım. Dökelim. Evet arkadaşlar, şöyle çıkan kireçleri gördünüz. Şu an içini yıkayacağım. Pırıl pırıl oldu. Biraz daha kaynatabilirsiniz. Kettle attığı için otomatikman, ya da içini bekletip bir güzel şey yapın. Şimdi şuralarını yıkayıp güzel çiftleyeceğim. Arkadaşlar şimdi şu dış bölümlerini falan, şuralarını telleme yapacağım. Buralarını telleyeceğim. Şu arada şöyle açılıyormuş. Şunu da bir güzel şey yapacağım. Çünkü kireçler hep buna yapıştı arkadaşlar. Bu suyun fazla çıkmaması için oradan şey yavaş yavaş arkadaşlar şey yapıyor. Ama işte bu da aslında eskimiş arkadaşlar. Yeni bir kettle almak gerekiyor. Çünkü kettle'ın altından da su akmaya başlamış. Şimdi şuradan şu süngerimi alacağım arkadaşlar. Sadece çiftle şey yapacağım. İçine falan çift sürmeyeceğim arkadaşlar. Sadece bulaşık deterjanı şunu kenarlarını, köşelerini. Şurası çelik oldu mu çiftlendi mi iyi oluyor. Ama bir dahakine arkadaşlar cam. Her zaman cam daha iyi diye düşünüyorum. Ya da dışı böyle çelik oldu mu böyle pas. Lama falan yapmadı ama ister istemez arkadaşlar yağ şey oluyor. Yani şurası pas. Ben bu yöntemle yapıyorum. Dışını da böyle temizliyorum. Pırıl pırıl oluyor. Sizlere de göstereyim. Sizlerle de paylaşayım dedim arkadaşlar. Şimdi şu içine bir güzel şey yapacağım. Şuralarını şey yapıyorum. Şu kireçler çıkmadığı için arkadaşlar oralarını maalesef tel. Çünkü plastiğe işliyor oralar. Şöyle hafif çizmeden, hani görmüyorsun. Şöyle hafif çizmeden arkadaşlar temizliyorum açıkça oralarını da. Yani kireçten eser kalmıyor. Pırıl pırıl tertemiz oluyor. Şu içinde bayağı bir kireç oldu. Onları şöyle yapacağım arkadaşlar elimle. Şu ağız kısmını falan. Hemen şöyle size de göstereceğim. Bunu böyle kuruladıktan sonra arkadaşlar herkesin kedi şey olmayabiliyor. Siz dışını yıkamayın. Benimki taktım hiçbir şey olmuyor. İçine şöyle bir şey yapacağım. Yani kireçten eser yok. Pırıl pırıl oldu. Güzel. Arkadaşlar ben bu yöntemle temizliyorum. Pırıl pırıl ve tertemiz oldu. Dışını kurulayacağım. Suyu sızdıktan sonra kullanmaya devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Bakın. Tertemiz kireçten eser yok arkadaşlar. Bu arada şurası plastik benim. Sadece alt tabaka bölümü metal.
Böyle bu yöntemle temizliyordum ve buzdolabı şeyler aldım. Onları da artık çeker paylaşırım bir sonraki videoda. Evet arkadaşlar, veda vakti. Bakın pırıl pırıl yepyeni almış gibi oluyor. Yani ben bu yöntemle temizliyorum. Şimdi su iyice sıksın. Sonra görüşürüz. Veda vakti, veda vakti. Biliyorum sevmiyorsunuz ama veda vakti geldi. Sürekli uzun videolar isteyenler de oluyor. Diğer kanalımdan diğer videolarıma bakabilirsiniz. Öbür kanaldan da bu kanala bakabilirsiniz arkadaşlar. Aynı içerik olmayacak dediğim gibi. Bugünlük videom bu kadardı. Vloglarımı izleyip beğeniyorsanız kanıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve sosyal medya hesabınızda paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.